Afyon Kocatepe Üniversitesi hem Afyon Karahisar kaymağını üretmek hem de kalifiye eleman yetiştirmek için manda çiftliği kurdu. Biz de o tesise gittik ve Afyon kaymağının üretim sürecine şahit olduk. Son yıllarda ülkemizde mandacılık üretimi oldukça azalmış bulunmakta. Mandacılığın yaşatılması için bu çiftliğimizde üretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerimize devam ediyoruz. Manda sütünden yapılan meşhur Afyon kaymağı artık üniversite çatısı altında üretiliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi kaymağına sahip çıktı. Kurulan çiftlikte hem manda kaymağı üretiliyor hem de kalifiye eleman yetiştiriliyor. Bir değer olan Afyon kaymağını üretiyoruz. Buradaki esas amacımız üniversite olarak burada kalifiye eleman yetiştirmek. Nedir bu? İşte üniversitemizin veteriner fakültesindeki öğrencilerimizin pratik uygulamalarını yapabileceği bir alan burası. Çiftlikte el değmeden süt sağımı yapılıyor. Üniversitenin süt ve süt ürünleri tesisine getiriliyor. Manda çiftliğinde üretilen sütler Afyon Kocatepe Üniversitesi içerisinde bulunan bu tesise getiriliyor. Bu sütler 92 dereceye kadar ısıtılıyor. Isıtılan sütler yaklaşık 5 saat dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenen sütler içerisinde bulunduğumuz soğuk hava deposuna getiriliyor. Burada sabaha kadar bekletiliyor bu sütler. Daha sonra üzerlerinde oluşan kaymaklar kesime gönderiliyor. Süt üzerinde oluşmuş kaymaklar kesilerek paketleniyor. ...18 kilo sütten yaklaşık 2 kilogram kaymak elde ediliyor. Afyon kaymağı pek çok tatlıyla servis ediliyor. O tatlılardan bir tanesi de bal oluyor. Şu anda Afyon kaymağı da balla buluştu. Biz de bu tadın nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Tadı harika. Kocatepe Üniversitesi'nde üretilen kaymaklar Türkiye'nin pek çok noktasına gönderiliyor.